geri kalanımız için yapay zeka. Herkese selamlar. iOS 18 ile bu videomuzda karşınızdayız dostlar. Video lansmandan oluşan bir intro ile böyle cool cool başladı. Ama aslında bu biraz dertleşme videosu. Lansman iOS 18, hatta konumuz dışında ama macOS ve iPadOS için de Apple bu güncellemelerle nereye varmak istiyor? Bize canavar gibi işlemcileri iPhone 15 Pro'ları, Pro Max'leri sattıktan sonra getirdiği güncelleme uygulama ikon rengini değiştirebilmek mi? Veya tam tersinden bakalım denkleme. Apple Intelligence geldi. Diyelim ki yapay zeka ile ilgili biri değilim. Konunun yabancısıyım. O yüzden etkilendim. Kullanmak istiyorum. iPhone 13, 14'üm var. Taş gibi telefon ama yok. Sadece 15 Pro ve Pro Max ile çalışıyor. Konuyla ilgili fikir farklılıklarımız olabilir dostlar. Yorumlarda buluşalım ama ben Apple'ın bu konu özelinde iyi bir erken benimseyen olduğunu düşünmüyorum. Şöyle düşünelim. Şu an şak diye erişebildiğimiz, eğer imkanımız varsa abone olabildiğimiz birçok yapay zeka aracı var ve artık sadece bir merak, heves için değil gayet iş için de kullanılıyor. Büyük şirketler tarafından kabul görmüş araçlar bunlar. Bir teknolojik yeniliğin tüketiciler arasındaki yayılma grafiğine baktığımızda Apple'ın yapay zekanın erken benimseyen değil de erken çoğunluk dönemine odaklandığını düşünebiliriz. Çünkü bir benzerini yapacak. Yapay zekayı sadece heves için bir iki kere kullanmış, günlük hayatına adapte etmemiş milyonlarca kullanıcıya bu özellikleri telefona entegre bir şekilde ücretsiz olarak sunacak. Önceden ya ben alışamadım abi yapay zeka işine diyen, örnek veriyorum, bir kafe sahibi artık iPad'inin notlar uygulamasına bir anlık merakla kendine yeni bir logo çizdirebilecek mesela. Apple böyle küçük küçük ama ya bunda artık her şey yapılıyor dedirten deneyimlerle milyonlarca kullanıcıya yapay zekayı sevdirecek. Bu bilinçli bir adım mı yoksa geç kalındığı için mi böyle bir hareket alındı? Bunu bilemeyiz. Çünkü Apple çoğu zaman yenilikleri cihazlara iyi adapte edebiliyor ve biz özelliklerin basitliğine ve stabil çalışmasına para ödüyoruz. Hatta Apple ve yenilikler konusunda bir fikir çatışması var bildiğiniz gibi. Ya bir taraf, ya bu telefonu bu paraları neden veriyorsunuz? Şu özellik yok, bu özellik yok, 10 yıldır Android'de olan şu özellik yok diyor. Diğer tarafta Apple geç yapar ama en iyisini yapar, sorun yok diyor. Siz de tarafınızı belli etmek isterseniz yorumlarda buluşalım. Bu lansmanda yapay zeka açısından az önce bahsettiğim geç kalınmışlık hissinin önüne geçmek için çok güzel bir içgörü bulmuşlar. Geri kalanımız için yapay zeka. Üretken yapay zeka çok büyük bir gündem ama hala çoğunluğa yabancı geliyor. Biz cihazlarımıza üretken yapay zeka koyarak bu araçları eliniz ayağınız haline getireceğiz ama sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max için. Diğer geri kalanlarımız için ne zaman gelecek yapay zeka bunu bilmiyoruz. O yüzden Apple'ın bu söylemi bence iyi bir içgörü ama iPhone 14'lerin, 13'lerin suçu neydi? Burada Apple yapay zekayı entegre kullanmak istiyorsak bizi iPhone 15 Pro ve üstünü almaya yönlendiriyor ister istemez. Peki buna bir çözüm üretsek? İlgili herkesin aklına gelmiştir. Önceki iPhone'larla ChatGPT kullanırız. Zaten Apple Intelligence da ChatGPT ile entegre çalışacak. Bir şey kaybetmedik diyebiliriz. Ama Siri ile konuşarak ya da bir belge üzerinde hemen o uygulama içinde bir komut girerek üretken yapay zekayı kullanmakla üçüncü parti bir uygulamaya komut girip onun çıktısını belgeye ekleme arasında deneyim olarak çok fark var. Apple Intelligence'ın en büyük şeytan tüyü bu. Hız ve kullanıcı deneyimi. Her zaman olduğu gibi. Ama özetle bence geç kalındı ve sonbahara kadar beklemeseydik iyiydi. iPhone 16'da bambaşka bir şeylerin gelmesi lazım. Hele ki üretken yapay zeka özellikleri olan telefonların pazar payında böyle bir dominasyon varken. Peki Apple Intelligence bize neler sunacak? Hızlıca sayalım. Siri'nin tasarımı değişti ve artık detaylı bir soru sorduğumuzda, örneğin ben geçen hafta iş grubuna ne linki atmıştım gibi, şu anki Siri'nin yardımcı olamayacağı bir soru sorduğumuzda, yeni Siri üretken yapay zekanın bir getirisi olarak verileri işleyecek ve bize sonuç sunacak. Şu linki attın, bu linki attın diye. İster sesle sorarak, istersek de Ask Siri kısmından yazarak da isteyebileceğiz. Bunu yaparken veri kullanacak ama saklamayacak. Bu da Apple'ın güvenlik konusunda üstünde durduğu bir konu. Bununla ilgili ciddi tartışmalar var. Sonuçta yapay zeka sürekli veri işliyor ve bunları saklamaması ne kadar mümkün gibisinden endişe doğuran konular var. Ama ben konunun uzmanı değilim, o yüzden detaylı konuşamam bu konu hakkında. Onun dışında artık yapay zeka ile metin yazarken yazım tarzımızı değiştirebiliyoruz. İşte samimi bir dil, resmi bir dil gibi. Bunları aynı zamanda prompt girerek tekrar yazdırabileceğiz. Hem maillerde hem de Pages, Notlar ve Keynote uygulamasında bunu yapabileceğiz. Maillerde yapay zekanın bizim için cevap hazırlamasını isteyebileceğiz. Yapay zekadan ses kayıtlarını metne dökmesini ve özetlemesini isteyebileceğiz. Görsel üretme kısmında ise yapay zekaya komut girerek stretch, illüstrasyon veya animasyon çizimler yapmasını isteyebileceğiz. Metinle aynı şekilde Keynote, Pages ve Notlar'da bu özelliği kullanabileceğiz. Genmoji ile emoji türetebileceğiz ve yapay zeka ile fotoğraf düzenleyebilecek istemediğimiz objeleri fotoğraftan silebileceğiz. Bunları şu an deneyimleme şansımız yok ama beni en çok etkileyen kısmı özelliklerin kendileri değil, tüm bunları ekosistem içerisinde uyumlu bir şekilde kullanabilmek olacak. Mac'te başladığım bir Keynote'da görsel oluşturmak için iPad'den devam edebilirim. Telefondan aldığım bir ses kaydını Mac'te yapay zekaya özetletebilirim. Eskiden beri gelen o ekosistem uyumluluğuna yükseliyorum sadece. Apple Intelligence bence deneyim anlamında rakiplerinden bu noktada öne çıkacak. Şimdi ise iOS 18
8'in diğer getirdiklerine bakalım. Hızlıca sayalım onları da hemen. Artık uygulama ikonlarını gruplar halinde düzenleyebiliyor. Renklerini ister açık ve kapalı, istersek de herhangi bir renge ayarlayabiliyor. Denetim merkezini istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyor. Birden çok denetim sekmesi ekleyebiliyor. Kilit ekranını düzenleyebiliyor. İstediğimiz uygulamaya Face ID ekleyebiliyor. Ki bunu daha önceden de yapıyorduk aslında kestirmelerden. Neyse. İstediğimiz uygulamayı gizleyebiliyor. Daha gelmedi ya da ben bulamadım ama mesaj zamanlayabiliyor. O da daha gelmedi. Mailleri kategorilendirebiliyor. Bildirimleri önceliklendirebiliyoruz. Ayrıca oyun modu geldi. Hani şu Android'de 10 yıldır falan olan. Artık oyun oynarken işlemci gücünü oyuna ağırlık verecek şekilde optimize edebiliyor telefon. Ve fotoğraflar uygulaması tekrardan tasarlandı. Görünümü değişti. Artık fotoğrafları daha detaylı gruplayabilecek ve filtreleyebileceğiz. Bu da zaten Google fotoğraflarda uzun zamandır olan bir şey. Peki tüm bu özellikler ilk betada nasıl görünüyor? Ben telefona geldiği anda iOS 18 geliştirici beta sürümünü kurdum. 2 gün dolu dolu zaman geçirdim ve deneyim anlamında denetim merkezini, kilit ekranını kişiselleştirmenin tatlı olduğunu düşünüyorum. Ama videonun girişinde de dediğim gibi canavar gibi işlemcileri olan bu telefonlara gelen güncelleme bu kadar yüzeysel olmamalıydı bence. Bunu bu arada yani 15 Pro ve Pro Max için söylemiyorum. Yani iPhone 12, 13 için bile çok yüzeysel güncellemeler bunlar bence. Onların işlemcileri bile hala canavar gibi sonuçta. Yani sunumun küçük bir kısmı bu tarz güncellemelere ayrılıp bambaşka kullanıcı deneyimleri, yeni şeyler anlatılabilirdi, yapılabilirdi. iOS 18 daha çok Apple Intelligence'ın öne çıktığı bir sunum oldu. İnsan ister istemez yapılabilecek her şey yapıldı mı gerçekten bir telefon işletim sisteminde? Artık devrimsel bir güncelleme görmeyecek miyiz diye düşünüyor. iPad'de deneyimleme fırsatım olmadı ama hesap makinesindeki matematik notları kısmı hoşuma gitti. Bence eğitimde çok kullanılacak bir araç. El yazımın kusuruna bakmayın bu arada. Telefonda ben de alışmaya çalışıyoruz bu özelliğe. Fotoğrafların yeni tasarımı ise kullanışlı geldi bana. İlk açtığımda biraz yabancı gelmişti ama bir günde alıştım ve detaylı kataloglama hoşuma gitti. Bu halini pek bozmam diye düşünüyorum. Onun dışında ise bildirimlerin görünmemesi, ısınma, AirPods'a otomatik geçmeme gibi birkaç ufak bug yaşadım ama tekrarlamadı. Bu zaten ilk geliştirici sürümü olduğu için bunlar çok normal. Yine de böyle şeyler yüzünden ilk geliştirici sürümünü kullanmak istiyorsanız iyi düşünün derim dostlar. Bir de telefonu yedeklemeyi sakın unutmayın. Ne olur ne olmaz. Sizce Steve Jobs iOS'un bu kadar kişiselleştirilebilmesini, bazılarına göre Android'e dönüşmesini, yapay zekada geç kalınmasını böyle şeyleri destekler miydi? Yoksa cihazı kişiselleştirmeyi belli bir noktada tutar, iOS budur, standardı budur der ve yaşarken dediği çoğu zaman insanlar sen gösterene kadar ne istediklerini bilmezler lafını tekrarlayıp bambaşka bir yapay zeka yatırımına mı odaklanırdı? Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.